Eskiden tatil günlerini gezmekle, dolaşmakla değerlendirirdik ama şimdi tatil günlerinde sürekli bu çocuk odasında bir işler yapıyoruz arkadaşlar. Bizim şifon yerlerimiz geldi. Şöyle göstereyim. Adana'da da zaten birlikte bakmıştık. Hatırlıyorsanız biz oradan geldikten sonra siparişimizi verdik. Yaklaşık bir hafta sürmedi herhalde. Bir hafta içerisinde gibi elimizde oldu açıkçası. Ama hafta içi eşimle birlikte çalışmalarımız denk gelmediği için kuramadık. Ben zaten tek başıma yapamam diye hiç yapmadım yani. Hiç girişmedim bu işe açıkçası. Şimdi bugün şifon yerimizi kuracağız. Aslında daha erken olduğunu düşünüyorum ama şöyle bir şey var. İçerisinden eksik kırık parça çıktığında 15 gün içerisinde temin edebiliyorlarmış. 15 günden sonra ben sorumlu oluyormuşum. O yüzden kuracağım. Artık bir köşede duracak. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapıyor Musa? Dikkatimi dağıtıyorsun. Eğer size oturmuş mu diye baktım da çok güzel oldu bak bayağı. Aynen. O yüzden biz şimdi Bundan şifon sonra yeri böyle tatil yok, pazar gezme günleri yok. çalışıyoruz. Artık çocuğumuza Yapacak bir şey yok. zaman Yani ayıracağız. şifon yeri kuracağız arkadaşlar bugün. Şöyle göstereyim. Burada bir de iki tane raf almıştım. Bu hem banyoda kullanıyor hem çocuk odasında vesaire var ya zaten açarız birlikte de bakarız. Ama bunu şimdi monte etmeyeceğiz. Sadece bunları yapacağız. Çünkü bunu oda biraz daha yerleştikten sonra halletmeyi düşünüyorum. Başlayalım mı? Başlayalım hadi. Hadi bakalım. Biraz zorlu Şuna ama bakın. Şey de orada. dur bakalım. Ne? Ütü masası. Hepsini Ütü çıkarttım da masası, biraz. tripod. Yine burayı açtık. Zaten arkada da bebişin eşyaları var. Onlar da orada duruyor. Bu arada boya gerçekten güzel görünüyor. Bana Evet. vlogda da hep şuraya çıta yap Emine demişsiniz. Bunu Aslında çıta yapacağız sizden mı? öyle güzel yorum Araştırıyoruz. gelince gerçekten yapmayı düşündük değil. Yani düşünmedik değil. Düşünüyoruz şu anda. Bakalım tam bu boyda bir çıta bulabilirsek yaparız inşallah. Ama o kolay. Ama bu zor. Evet, bundan Musa da korkuyor bu sefer. Bunu Bir de sabahtır. Bu arada saatlerimiz 1.30'a geliyor. Matkabı bulamadık. Bizim matkabımız abimlerdeymiş. Yani dükkanda kullandığımız matkap abimlerdeymiş. Onlar da evde değillerdi. O yüzden bir türlü denk getiremedik. En sonunda kardeşimin arkadaşından buldum. olsun, senin işlerin bitti bari azından. Ah, Eyvallah. teşekkür ederim. Musacığım da yatıyordu. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Hadi. Şimdi biz bunların hepsini şöyle çıkarttık arkadaşlar. Göstereyim size de. Yalnız ilk şu kuvaliyi açtık. Ve Musa'nın tepkisi aynen şöyle oldu. Yap istersen. Vallahi Emine. gözüm ortama. Hayır dedin ya. Emine bu beyaz değil. Önceki Şu içiymiş. arkadakini. Bunu açtık. Dedim ki o içleri korkma yani. Gerçekten çok korktu. Şimdi de kuramamaktan korkuyor. Vallahi korkuyorum açıkçası ya. Gerçek mi? Nasıl koyarım ben? Hiç mi almadı? Neyse Dur şöyle bir bakalım. kitapçık var. Elbette yapacağız yani. Sırayla yaptığı göstermiş zaten ya. Değil mi? Hı. Sadece şu dört çubuk parçasını koyuyor. Musa çok gergin. O yüzden çok ayak altında gezmemeye çalışıyorum. Çünkü bana çatmaması lazım. Bugün durduk yerde. Şunları yaptı. Şuraya Çevireyim mi? basmadan mı Şunları bırakıyorum? yaptı şimdi. Evet. Şöyle. Heh. Şuraya basmadan bir yapıp Tamam. koyayım bunu. Şu dördünü koyduk. Elbette devamı gelecek. Bunu da bir Bakalım. söz var değil mi? Çala çala bir havaya döner. Yani Kızdır. bence de olmaz diye bir şey yok. Baktık olmadı bir tane mobilyacı çağırırız. Ben başladım işi bırakmam. Öyle mi diyorsun? Kendime. Düşünsene bugün sahura kadar bunu Kendime kuruyormuşsun. bildiremem. Yaparım. Hadi bakalım yap. Ben bir şeyi kafaya Ben de koyarsam. size böyle bu odaya girdikçe Musa sakin oldukça ambeyan çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Harika. Sanatçı eseriyle gurur duyuyordu. Saatlerdir şunları eviriyor, çeviriyor. Bu arada bana dedi ki yere bir şey Bu getir. senin neresi? Kenarları işte. Aferin. Çırağım. Bravo. Görüyor musun? Ben boyada çıraklıkta çok Şimdi yorulmuştum. bunlar He. şöyle olacak. Bir de o taraf oldu. Ana. Tamam.
Ana iki parçayı kurduk. Ay. Bunlar taşlar. Ben tam bir saattir şuraya bir tabur attım. Şimdi size göstereceğim. Bu taraf dış taraf. Şimdi o taraf da öyle olacak. Bu taraf da öyle. Yerde böyle kurmaya devam ediyoruz. Hadi. Hadi devam et. Ben gülmekten konuşamıyorum. Yerinde çok güzel. Şimdi biraz önce bana dedi ki bunlar çiziliyor burada bence yerde dedi. Gittim şu kilimi getirdim. Kendime de buraya bir tabure koydum. Bizim böyle küçücük piknik taburemiz vardı. Onunla birlikte oturuyorum, Musa'yı izliyorum. Ama şimdi gideceğim, diğer odalarda iş var çünkü onları halletmem gerek. Ama onlar gerçekten, yani ben biliyorum sıkıntı yok benim için de bilmeyenler için çok güzel şey yapmışlar. Şema mı? Ben biliyorum, bildiğim için yine de bakıyorum güzel yapmışlar diye. Biraz önce diyorum ki zorlanacaksan bir tane mobilyacı çağır. Ay ben gülmekten öldüm bugün. Ama Musa dedi ki yok. Yok. Sadece sessiz oluyor. Ben de burada izliyorum. Yok, yok, ses olur mu? Kafamı veremiyor. Hadi ama bakayım. Bak. Neyse şimdi kafasını verdi. Şu iki köşeyi çıkarttık. İnşallah. Yarına bir güne kadar da ortayı hallederiz. Çok fazla bir değişiklik var. Şu çubuklar dikilmiş. Ya neyi zor biliyor musun? Neyi zor? Şimdi bir mantığı anladığında mesela 3 tanesini bulduğunda, 1-2-3 parçayı bulduğunda mantığı anlayın, yapın, devam edin. Bu 3 parçayı bulmak önemli. Bu kadar malzemenin içinde. Şimdi 1-2-3 diye ayırdık ama... Bir de keşke malzeme... yazsalarmış. Hı? Yani birinci koli, ikinci koli, üçüncü ama koli diye. Ben 1-2-3 koli diye ayırdık ya biz seninle. Şimdi bu 3 parça nerede diye onu araştırdım. Şu parça farklı çıktı bir yerden, iki parça bir yerden çıktı. Bu üç parçayı bulmam önemli bu arada bazen. Buldun mu? İş tamam diyorsun. Kendi kendine oluyor. Kendine yer bulmuşsun. Yani sanmıyorum ki ben gittikten sonra sen burada tabii kurdun. Telefonla falan oynadın herhalde. Yok, vallahi yok. Aha. Oruç olmasam çok güzel çay içecek yer. Değil mi? Yanlış mı yaptım? Neyse akşama içersin çayını. Hatta ben de şimdi gidip çayın yanına bir şeyler yapacağım. Çok çok zor bir şey hem de yapacağım. Valla. Ne yapacağım? Profiterol. Bilmiyorum ya şimdi ya. Masanın üstüne hazır bir kutu vardı ya. Onu yapıp içine su koyup karıştırıp fırına süreceğim. Hadi ben gidiyorum, kolay gelsin sana. Şimdi akşamın tatlısını yapacağım arkadaşlar. Çok zor dediğim tarif şuydu. Profiterol, hazır profiterol yapacağım. Ben normalini tutturamıyorum çünkü bir türlü olmuyor. O yüzden bu hazırlardan yararlanıyorum. İçerisinden de şöyle üçlü paket çıkıyor. Zaten bilenler vardır aranızda. Un karışımı, krema ve salata sosu. Şimdi ilk önce şu un karışımını açalım. Musa şifon yeri kurarken ben de bunu yapayım. İçerisine ne koyacağız? 2 tane de yumurta koyacağız. Çok basit zaten. Şöyle. Daha sonra 3 yemek kaşığı süt. Sıvı yağ ekleyeceğiz. 4-5 yemek kaşığı kadar da. Bu da tamam. Ve su. Bu kadar basit. Normalde zor bir tatlı biliyorsunuz. Yine 5 yemek kaşığı su koyacağız. Şimdi bunu çırpabilirim artık. Bakalım bir ne halimde. Nasıl gidiyor? Sence? Yaparım demiştim ha. Helal olsun. Biraz dinlen ama. Yok iyi, yatağı oturuyor, iş yapıyorum. Ay ben de direkt oturdum yalnız yerime. Bayağı iskeleti çıkmış, ne kalmış ki? Bir şey kalmamış.
Askerler. Çekmeceler kalmış. Ay böyle bakınca gözüme çok küçük göründü Musa. Zaten bu kadar. İnşallah sığar. Yani sığılır. Sığılır artık. Dolabı almamaya, yani almayı senin yüzünden vazgeçtim. İnşallah bu çocuk bu dolabı sığar şifon yere. Bir şey olmaz. Sığmazsa? Bizim odadaki dolabın bir gözünü. Dün kayınvalidem de diyor nasıl sığacak buna. Çünkü kendiler de o kadar çok hazırlık yapıyorlar ki. O yüzden bilemiyoruz. Sığar. İnşallah sığar ya, bakalım. Sığmazsa şu dolabı da kullanırız. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ama çıkmış bayağı. Az kaldı, çok güzel. Ben de profiterolü fırına sürdüm. Artık oğlana kadar da çikolata sosunu falan hazırlarım. Profiterol mi yiyeceksin? Evet, çok zor yapması Musa. Belim koptu gerçekten. Ciddi misin? Evet. Neden öyle bakıyorsun? Evet, çok zor profiterolün hamurunu tutturmak, bilmiyor musun? Bari kolay bir şey yapaydın. İşte ne yapayım, siz yiyin diye. Sağ ol, Allah razı olsun. Ayaktan oldu. Hadi ben tutma. Hadi tamam, tamam gidiyorum. Ben benim bu odaya girmem yasak bu arada, o yüzden gelmiyorum çok fazla. Konuşunca kafam verebilirim. Tamam. Yine çıraklığını yapıyorsun. Bravo sana. Hepsini ben kurdum valla. Ay. Ay. Bakın şuna. Yemin ederim orucum. Direkt yedim. Daha yeni geldi. Yeni geldi. Bir tane o kulp tutacak yerini taktı. Aa, bak şu anda. Olsun. Evet, onu çizme şuraya köşeye. Gerçekten dikkat et. Olsun, tamam. Bir tane kulp taktı. Şimdi yeni geldi. Tamam, ben bir şey demiyorum. Şunu gövdeyi kim yaptı? Sen yaptın. Heyecan. Ay. Tamam, şu demirleri ben sen şey... yapmış olabilirsin. Demirler. Tamam hayatım, canın sağ olsun. Bir tane kulp taktın. Ta o çok sıkmayaydın onu keşke. Hı. İz yapmasın. Tamam, ben onları değiştireceğim. Hadi. Sadece kapaklar kaldı. Eline sağlık. Biraz zor oldu, yoruldun ama. Bir de bana diyor ki sen yapabilir misin? Ne yapıyorsun şimdi? Ne yapacaksın? Öyle mi oluyor? Hayır, dur bir dakika. Yapa şey mi oldun acaba? Ne bileyim, şaşırdın mı bir anda? Tam karıştı. Ay, dur şöyle. Öf, beni de şaşırttım. Alabilir miyim vidaları? Bak, tamam tamam, son iki tane kaldı. Yapayım da. 6. Yapayım da, hadi. 1.5'te bu işe başlamıştık. Gideceğiz, yemeğe gideceğiz. Ustamız, eline sağlık. Ustamızın kapakları halletti. Sağ olsun. Bitirdi. Zor oldu mu usta? Yani çok mu zor? Bir de ne olduysa bir vida arttı. Bir vida eksik. Bir vidamız eksik, bir vidamız da fazla. Ya o fazla veriyor onu da, eksiğimiz olmasaymış. Ama bir yere çıkar. Onu takarız geri. İyi iş çıkarttım. Eline sağlık vallahi. Allah razı olsun. Sen olmasan bu işin içinden çıkamazdım ben. Hem akşama zor bir tatlı yapıp. Diyorum ya, sen olmasaydın bu işin içinden çıkamazdık. O ufak tefek ayarlamalar olur. Sanki var değil mi orada bir şey? O ayarlamalar olur evet, dediğim gibi. Evet, en sevdiğim şeyler bunlar benim. Yani bazen takıntılı olabiliyorsun. Ufacık şeye çok takılıyorum. Neyse hadi. Of, güzel çok, oldu. Çok elinize yoruldun. Sağlık babası. Ben onları takarım ben. Sen çok yoruldun, onları hallederim ben. Hadi elimize sağlık. Tamam. Gidelim artık. Hadi gidelim hadi. İftara çok az kaldı. 40 dakika kaldı. O çok zor bir tatlı. Niye öyle yaptın? Aşk olsun.
Biz bak, çıkıyoruz artık. Ekmeğin üstüne çikolata. Evi olduğu gibi bıraktık. Hatta bakın ortada merdivenimiz var. Ekmeğin üstüne çikolata sürüyoruz. Aşk olsun sana. Hiçbir şey demiyorum. Bak. Aynen. Ekmeğin üstüne çikolata sürüyoruz. Sen bundan ya ben sana biliyorum. İftar annemlere gidiyoruz arkadaşlar. Bugün benim minnişim geldi İstanbul'dan. Hep birlikte akşam yemeği yiyeceğiz. Hep birlikte iftar yapacağız orada. Herkese ikinci günden yeniden merhabalar arkadaşlar. Dün annemlerden geldikten sonra size çekemedim bir türlü. Hatta keşke oraya kameramı da götürseymişim. Çünkü uzun bir süre Mustafa Ali ile uğraştıktan sonra işte iftardı derken bu beyefendiler ve annem ortak olup akşama sahuru birlikte yaptık. Yani gece sahuru birlikte yaptık. Ve kuru köfte yaptılar sahura kendilerine. Bizim bulabilir kuru köfteyi. Aynen. Zamansız, yağlı köfte diyenler de var. Saatsiz, gece gündüz fark etmez. Bir kere canın ister. Biz de yapmıştık vlogda. Onu yemeden o canın istemesi geçmez. Geçmez. Musa da bunu anneme söyledi. Evet, 2-3 gün evvel canım istiyor. Annemde de malzeme varmış. Zaten malzemesinde çok da bir şey yok. Evet, yaptı annem de. Güzel oldu. Ben de yedim. Benim de işime yaradı. Severim ben çünkü böyle. Etsiz çiğ köfte gibi bir şey ya. Evet. Bilmeyenler böyle zeytinyağını falan kızdırıp döküyoruz. Güzel oluyor. Daha önce vlogumu da göstermiştim ben yanlış aynen hatırlamıyorsam. Sahuru falan birlikte yaptık. Biz bir ara bağımlısı olduk. Her gece yapıyorduk. Aynen. O da şeyden kaynaklandı. Hatırlıyor musun MasterChef'te bir gün Chef'de çiğ köfte yaptılar. Biz çiğ köfte yapmadık onu yaptık. Her gece yapar olduk. Bugün de pardon, dün akşam da oradan geldikten sonra Musa gerçekten bitmişti artık. Ayaklarına basamaz olmuştu. Çünkü sürekli eğilerekten kurdu o şifon yeri. O yüzden çekemedim, ama devam edemedim yani, size. Başardım, yaptım. Evet, usta çağırmadan yaptım. Usta çağırıp mı geldin? Son dakika böyle çağırmaya karar vermiştim ama. Yaptım. Çağırttırıldı. Bu arada bugün gerçekten çok kötü bir hava var ve bu hava beni etkiledi bile. Gözlerimden anlaşılıyordur burnunun tıkanıklığından. Aa, çok güzel. Bak bir şey, portakal çiçeği kokuyor her yer. İşte herkese güzel, bana kötü. Sevmiyorum değil, alerjimi çok fazla arttırıyor. Bir de bugün ne, Afrika tozu mu? Öyle bir şey gelmiş. Osmaniye'yi görmeniz lazım. Yani sabah indiğimizde arabanın üzeri berbat bir haldeydi. Ne olmuş dedim. Ya, bir fırtına gelir. Ama şey, bu kadar toz kuvvetli fırtınası olduğu sene var, bir olmadığı aynen, sene var yani. Kuvvetli. Çok kötü şu anda ve böyle gözlerim falan mahvoldu. Çıktık dükkandan, işlerimiz vardı, onları hallettik. Şimdi de zaten kayınvalidemlere gidiyoruz. Direkt eve gireceğim. Hiç dışarılarda oyalanmayacağım yani. Vallahi bugün ben de acıktım. Bugün bir tuhaf oldu. Evet, bugün yoruldu ama geçenlerde size bahsettiğimiz ehliyet oldu arkadaşlar. Bugün Allah razı gittim, olsun dua eden ehliyetim herkesten. Bugün gittim aldım ehliyetimi. Aldı. Musacığım çok mutlu o yüzden. Çok şükür Allah'a. Bizi de bugün babaannemiz yemeğe çağırdı. Biz zaten bir gün anneannemiz, bir gün babaannemiz çağırıyor. Yani iki kişi olduğumuz için onlar da tek yemek istemiyorlar açıkçası iftarda. Bir de hani işten çıkınca uğraşma, hep birlikte yeriz ederiz falan diyorlar. Biz de geliyoruz zaten. Ama bugün babaannemiz bir börek yapacak, değişik bir börek. Börek diyor abi. Yani börek en son oydu plan. Ama neye döndü bilmiyoruz, gidiyoruz şimdi. Bizde iftar telaşı başladı. Musacığım pişirme aşamasında. Bu arada böreğin içindeki soğan öğürtmeyi, değil mi? Aynen. Soğan öğürtmeyi ve lor var. Bu soğan taze yerleri oluyor değil mi Musa? Öyle açıklayabilirim. Yani. Yani. Açıklayabilecek mi? Soğanın biraz zamanı geçince üste çıkan yeriyle yapılan aynen uzun. Öğürtmek diyorlar. Öğürtmek diyorlar da yani burada başkaları ne diyor bilmiyoruz gerçekten. Ama güzel nasıl oldu. Pişiriyor? Güzel kokular güzel geldi. Aynen. Ellerine sağlık. Böreklerimiz pişiyor. Şimdi masamız da hazır. Zaten yaklaşık 20 dakika falan kaldı. Hadi yine iyisin. Niye? Kahveni de ısmarlattın. Normalde benim bildiğim bir araba alınca, bir ehliyet alınca alan kişi kutlar bunu. O da benim işte. Hatta ne derler, bir şey derler. Neyini doğrut, tekerini doğrut gibi bir laf vardı. Ama bugün ben ısmarladım yani. Neyse, Musacığıma kahve ısmarladım. Kayınvalidemlerden çıkınca. Şimdi de evimize geçiyoruz. Ben sen ısmarladın. Evet, bugün ben ısmarladım. Benden tamam. Ehliyetimin kuyruğunu doğrulttun o zaman. Sen de
ne zaman doğrultacaksın? Daha bak ben... bu Aykut'un aklına gelmedi bugün. İstiyorsan yani bir kahveyle doğruluyorsa ben hemen bir tane daha ismerliyim. Öyle mi diyor? Daha belki büyük bir şey, belki büyük bir şey gelebilir. Neyse susayım. Bu arada soğuk kahvenin vakti gelmiş Osmaniye'ye. Ya da bana gelmiş. Ben bugün gerçekten çok sıcaklıyorum. Hatta Musa'ya dedim ki böyle çocuklar betona falan yatarlar ya. O haldeydim bugün, böyle bir sıcak basmıştı beni. Müziğimizi görüyor musun? Musa'nın mükemmel müzikleri. Dün komedini kurarken, pardon şifonyeri kurarken de böyle davullar, zurnalar dinledi. O modda. Benim müzik tarzım farklı senden. Evet, çok farklı. Ama ben bazı yerlerde eşlik ediyorum yine de sana. Ben de sana bazı yerlerde eşlik ediyorum canım. Yani tamam ben de böyle arabesk, ağır havalar falan çok dinliyorum ama senin de bazı güzel müziklerin oluyor böyle duygusal. Değil mi? Onların da ben de yani eşlik evet. edebiliyorum sana. Şu diyorum ki bu ışık yanıyor. Biz niye böyle parlıyoruz? Şuradan şöyle. Sana ne söyleyeceğim? Aykut bugün oruç diye bence unuttu. Neyi? Sana demedi. Musa abi hani ehliyetsin. Aradı şeyi. Beni ki. Aradı mı? Yok, bir motorla ilgili bir şey sordu. Yok, hayır. Ben dedim. Bunu ıslatacağım, buna bir şey alacağım derdi aman, yani. Aman, vallahi oruç diye unuttu ya, Aykut. Yoksa ya. Asla unutmaz ve Musa'yı bırakmazdı yani. Yok, onun şimdi bana borcu var ya, sözü var. Yemek sözü var. Çocuktan ondan dolayı belki yok yemek sözü var. Tamam işte bebek, şey doğru. Bebek için iddiaya girmişlerdi. Erkek mi kız mı diye. Aykut sürekli kız diyordu. Evet. Ben dedim erkeğe hadi abi dedi iddiaya girelim. Evet. Tamam hadi gidip sen canı sağ olsun dedim. Yemek borçtu bana. Neyse buradan da seslenelim Aykut'cum. Ayırttırdığın masa hala boş. Eniştene sözünü tut. Şöyle evimize geldik arkadaşlar. Size dün bu şifonyerin son halini göstermemiştim. Bunu da göstermek istiyorum. Bu arada şifonyerimiz Ikea'nın bir modeli. 8 çekmeceli. İç kısmı şöyle. Hatta biliyorsunuz babamız bu renk zannetti ve küçük bir kalp krizi yaşadı o anda. Bu rafları unuttuk ha biz. Ama onu şimdi yapmayacağız ya. Açalım ama istersen. Yani koli çıksın bari. Bir koli eksilsin odadan. Karton gitsin. Ne yer? Kullanırsan karton. Şuraya bir bakın. Kötü. Bura çok kötü. Ama bura çok güzel. Bence çok güzel oldu. Tam hayal ettiğimiz gibi oldu. Biz bu şifonyeri priz olan tarafa koymak istedik. Hani belki şifonyerin üzerinde ufak bir abajur vesaire bir şeyler kullanırız diye. Böyle oldu. Bence güzel. Sığar mıyız diye düşündüm eşyalarımız ama sığacak sanki. Artık sığmazsak da babamız bir dolap daha kurar. Yani ben aslında normal iki gözlü yani iki kapaklı dolap alalım. Öyle mi düşünüyordun? Yok hayatım tam tersi. Şunu tam tersi çevirmen gerekiyor. Şu altındakini. Pardon şöyle. Aynen. Öyle, evet öyle düşünüyorum. Sence? Şuraya da farklı bir planım var. Baskın bakacağız. Baskın falan gibi bir şeyler asılıyor. İşte ona bir tane Amirigumi'miz var. Öyle deniyordu değil mi? O oyuncaktan var işte. O da koyacağız. Sonra birkaç parça bir şey var. Bence güzel olur. Sence? Planlarımız var söylemiyor. Bu şifonyerin üzerine aldığım şeyler de var. Hediye gelen ürünler de var. Ama şimdi koymayacağım. Gerçekten ortalık çok berbat ve pis. O yüzden bu kadar bugünlük. Ellerine sağlık. Ne oldu? Nasır kurumuşum. Helal olsun. Gövdeyi ben çıkarttım. Kapakları sen taktın. Allah razı olsun. Sen olmadan zaten kuramazdın ben bunu. Kesinlikle. Kesinlikle kuramazdın. Boyayla falan güzel oldu ya. Bilmiyorum içime sindi yok, yani. Biz şimdi bunu buraya düşündük. Şöyle göstersem. Biraz dağınık ama kusura bakmayın. Şu kısma da beşiğimizi düşünüyoruz aslında. Bakalım. İnşallah güzel olacak. Şu duvara farklı bir planımız var. Yine babamız faaliyete geçirirse aklımızdaki fikirleri. Evet. Orası da güzel olacak. Burada bir şey olacak. Bir şey olacak. Ama daha perdemiz, yapamadık yani. Perde değişecek. Hayatta en sevmediğim şey perde ve halı seçmek benim gerçekten. Çok zorlanıyorum çünkü. Perdeye bakacağız işte. Ama şu bitti ya. En azından bu tamam. Biraz sakinleştiysen iyi. Çok acele ediyorduk. Sanki yarın
Hemen olacak gibi. Ama bu sürekli stoktan gidiyor biliyor musunuz? Ha bir de ben bunu dün story'imde paylaşmıştım. Instagram'da bana şey sorulmuş. Tamamen beyaz mı diye. Tamamen beyaz değil arkadaşlar. Yani böyle mat. Tek kat beyaz boya sürülmüş gibi. Şöyle altından hafif bir görüntüsü oluyor yani. Öyle çok bembeyaz değil açıkçası. Mesela benim yatak odam bembeyaz. Sana bir şey diyeyim mi? Heh. Çok hassası var ya. Nasıl? Yani en ufak bir şey çizilecek, en ufak bir şey de böyle ezilecek. Benim de en korktuğum şey ne biliyor musun? Bu beyaz mı ya da oje. Tırnağınla yani böyle bir bastır. Hı hı. Ezilecek tahtası. Öyle mi diyorsun? Böyle hassas bir tahta. Hı. Ve de boyası tek kat. Neyse merak edenler için söylemiş olayım. En ufak bir şey çizilecek gibi. Yani çocuk şöyle eline kalemi malemi almaya başlayınca bunu kaldır at. Öyle ki. Buluruz birlikte ne yapalım yapacak bir şey yok. Bunlar da raflarımız arkadaşlar ama dediğim gibi bunlara daha çok erken. O yüzden daha sonra kurarız inşallah sizinle birlikte yine. Dediğim gibi arkadaşlar odanın hala eksikleri var. İnşallah babamızla birlikte. Kendisi de yanımda. Arkada şu anda beni izliyor. Yaza bırakmayacağız. Yani çok sıcaklara yani bırakmayacağız. 1-2 ay sonra zaten. Aynen zaten gelir. O yüzden hani diyoruz ki çok sıcağı kalmadan, bize daha kötü olmadan, ben daha çok kilo almadan biz bu işleri birlikte halledelim. O yüzden birkaç güne şurayı yapmaya karar verdi. Aynı olay delme takma işlemler olur. Bazen onun da pisliği çıksın dedi. Patlıyor. Bizim mutfak yapmıştık, patladı. Patlamıştı. Rutuşlu boyayı bulamamıştık. Aşağıdaydı ya. Şimdi patlarsa en azından. Sonra biraz aşağıdan falan, mı açtın? Aynen ama, tekrar aşağıya. Yorumları da okudum. Ben de okuyayım yorumları. Çıta. Herkes çıta demiş. Evet. Ben çıta alacağım arkadaşlar. Çıta. Şöyle insanın güzel, da aklına yattı. Tam böyle. Beyaz bir çıta. Evet ortasından. Hem düz gözükür. Hem de burada böyle pürüzler var. İster istemez. Var. Gerçekten açalım. Öyle. Çünkü bir profesyonel bir şey olmadı. Onun kapatmak için yorumlarda teşekkür ederiz. Evet ama bizim de aklımıza, yani bizim aklımıza farklı bir çıta uygulaması vardı. Onu da böyle zor gelir falan diye vazgeçtik. Falan. Bir de çok kalabalık olur dedik belki o da renk tonundan dolayı falan da. Sonra buna karar vermiştik ama sizlerin önerisiyle şuraya çıta bizim de gerçekten hoşumuza gitti. Yorumlara bir baktım çıta. Herkes yazmış. Aynen ama çok iyi bir şeydi, fikirdi bence. O yüzden dinleyeceğiz i̇şte inşallah oraya. Sizin fikirlerinizi. İşte dediğim gibi yani bu çıta işlemleri, derme takma işlemler bunlar. Bunları bitireceğiz biz. Bu 2-3 gün içerisinde bitirdim. Ondan sonra. Ben gidiyorum. Ondan sonra ben gidiyorum. Ben gidiyorum yere artık arkadaşlar. Bu odayı yapacağız 1-2 ay içerisinde. Ya şöyle ben bu odayı süpürüyorum, siliyorum. Şey tekrar yapalım batıyor. Ya. Süpürüyorum, siliyorum, tekrar batıyor. Mesela şu anda bir süpürmem gerek. Son bir aya kalmasın. Kalmaz zaten. Yani izin verirsin. 1-1,5 ay içerisinde burayı bitirelim. Hazır olsun. Biter inşallah. Çünkü yani kuruldukça eksikler çıkar. Musa da telaş yapmaya başladı. Sonunda. Ben artık gidiyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir ben sonraki vlogda. Ben çok rahattım. Emine'yi hep uyarıyordum. Ya acelen ne? Ya dur hele. Biraz önce geçsin, kayınvalidem geçsin, de öyle bir diyor. Bir ay geçsin. Oyalıyordum. Oyaracak yerim kalmadı. Ben? Alan daraldı. Biraz önce artık... kayınvalidem de öyle diyor. Orada bir teyzemiz var. Hatta hamile haberini verdiğimde işte Macir onu da görmüşsünüz. Macir teyze. Musa'nın böyle babaanne yerine hani aynen, koyduğu biri. Onun elinde büyümüş resmen. O sordu işte kaç gün, ne kadar kaldı diye. Hani herkes ay diyor ya, ben tak günü söyledim. Hani programda gösteren günü. Tabii ki de hani hangi gün olacağını biliyorum. Kayınvalidem dedi ki bak diyor, gene gün olarak söyledi. Gün olarak söyleyince telaşlanıyor herkes. Artık yani ben oyalayacak zamanım kalmadı seni. Ben artık acele edeceğim. Evet. Yarın önce bitsin. Hadi. Ben de gidiyorum artık arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bundan sonra kapanışlar bence bir sürü çocuk odasından olacak. Bye bye.